Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Gelinim. Yazan Dilan Aladağ, seslendiren Leyla Adar. Bölüm 1. Kan kokusu sinmişti tüm hayallerin üzerine bu toprağın insanının. Elden ne gelirdi? Yüzyıllardır süregelen bu geleneklerin bozulamayacağı gün gibi ortada değil miydi? Zaten diğer türlüsünü düşünüp hayal etmenin ütopya yazmaktan farklı olmayacağı da aşikardı. Acı haber tez yayılır dedikleri doğruydu. Kandemir aşiretin oğlu Üzeyir'in öldüğü daha bir gün olmadan tüm Gaziantep'te duyulmuştu. Herkes sessizlik içinde beklemeye koyulmuştu. Kandemir aşiretin oğullarından hangisinin Barzan aşiretinden kendi canlarına karşılık bir can alacağını bekliyorlardı. Kandemir konağında olaylar sarpa sarmaya başlamıştı. Mirhat, babasının karşısında şokla kala kalmış, söylediklerini sindirmeye çalışıyordu. Babasının ciddiyeti, kanın öfkeyle fokurdamasına neden oluyordu. Öyle sakin, öyle sıradan bir şey söyler gibi etmişti ki sözlerini, oğlunun üzerindeki etkisinin bu kadar büyük olduğunun farkında bile değildi yaşlı adam. "Sen ne dediğin farkında mısın baba?" dedi, canından can kopartılır gibi hissederken. Kendal Ağa söylediklerinin fazlasıyla farkındaydı. Yüreği can çekişe çekişe söylüyordu belki bu sözlerini ama artık aşiretlerinde bu kan davasından bıkıp usandıklarını bildiğinden kendisine güveniyordu. Sözlerinin çiğnenmesi için hiçbir sebep görmüyordu da. "Ben ne dediğimi gayet iyi biliyorum oğul. Bu akşam da aşiretler toplanacak." derken yüreğindeki ağırlıkla zar zor konuşabiliyordu adam. "Bu kapıdan içeri barzanlar da girecek oğul ve hiçbiriniz hiçbir şey yapmayacaksınız." "Baba," diye başladı sözüne Mirhat. Fakat babası elini havaya kaldırıp susturdu oğlunu. Kardeşinin canına karşılık onların da bir can isteği aşikardı. Fakat buna bir dur demenin vakti gelmiş de geçiyordu. "Sakın Mirhat, sakın. Sözümün üstüne söz istemiyorum." Mirhat bir hışım babasının yanından kalkıp hızla merdivenlere yöneldi. Merdivenleri inip öfkeyle çıkış kapısına ilerledi. Karısının ve anasının sorularını yanıtsız bırakarak konağın kapısını açtırıp hızla çıktı evinden. Öfkeyle Gaziantep sokaklarına daldığında ne yapacağını kestiremiyordu. Sahi ne yapacaktı? Babasının dediği gibi kardeşinin katillerini evinde mi barındıracaktı? Daha kanı kurumadan, henüz bir haftası dolmadan. 4 gün önce toprağa gömdüğü kardeşi süzüldü usuna. Karısının karnını okşayıp doğacak çocuğuyla konuşması geldi gözünün önüne. Ardından yeni bir görüntü yansıdı ve kardeşinin karısını mezanın başında ağlarken gördü. İçi paramparça oldu. Yürek kan revan içinde bir gaflet haykırdı. Yapamazdı. Göz göre göre o katillere yapamazdı. Mirhat'ın çekip gitmesinin üzerinden saatler sonra yavaş yavaş dolmaya başladı Kandemir Konağı'nın avlusu. Gelen misafirleri konağın son katındaki büyük terasa aldılar. Hazırlanan yer sofrasının ardından konak sessizliğe büründü. Birkaç fısıldaşma ve çatal bıçak sesinden başka bir şey duyulmaz oldu. Konak sakinleri ve misafirleri durgundu. Gaziantep seması, Dilovan ananın yürek ağrısıyla kararmış, oğlunun ölümüne ağlıyordu sanki. Evlat acısını hiçbir anne tatmamalıydı. Kaderiyle değil, kadere karışmayı kendine hak bilen bir densizin yüzünden ölmüş oluşu dağılıyordu yaşlı kadının kalbini. Nerelere giderdi şimdi? Hangi şifalı su dindirirdi bu yürek yangınını? Hangi tat geçirirdi ağzındaki o kan tadını? Eline bulaşmış olan oğlunun kanını hangi sabun çıkartabilirdi? Yaşlı bedenine kazınmış olan yaralar iyileşmek yerine
sökülüp kopartılırken nasıl nefes alabilirdi? Ana dedi Zerya, anasının bu halini görünce. Yıllar önce bir oğlunu toprağa vermenin acısını silemezken yüreğinden, bir de ikinci oğlun acısı binmişti yorgun yüreğine. Nasıl yapardı bundan sonra? Ama yaşamak zorundaydı. Bu toprağın insanı iki bacağı kopmuş olsa bile pes etmeyip ilerlemeyi iyi bilirdi. Kanını toprağa kazıya kazıya yaşarlardı zaten. İçine akıttığı zehirde boğula boğula, zamanın kat kat kabuk bağlamış yaralarına reva olamayacağını bile bile yaşardı. Hiçbir şey yemeyeceğim Zerya, derken sesindeki kırılganlık, genç kadının yüreğinin ezilmesine sebep oldu. Cenazeden beri bir damla gözyaşı akıtmamıştı annesi. O ağıtları yaktığı ilk günden beri lal olmuş dili konuşmuyordu bile. Olmaz öyle şey, hastalanıp yataklara düşeceksin ana derken çaresizdi Zerya. Biliyordu ki anası istemese yemeyecekti o yemeği. Hastalanıp yatağa düşmeye ne hacet var kızım? Yüreğimin yarısını yıllar önce toprağa verdiğim Yakup'umla gömdüydüm. Diğer yarısı da aha ağabeyin Üzeyir'le gömdüm. Hastalık bu acının yanında bir hiçtir. Genç kadının yüreği ezildi anasının sözleriyle. Gözlerine, hallerine yansımayan acısı, sesine, sözlerine yansımıştı kadının. Elden ne gelirdi? Hangi baba yiğitin gücü yeterdi oğlunu ona geri vermeye? Şimdi ne söylesek boş, ne söylesek noksan. Evin erkekleri terasa kurulan sofrayı toplayıp kadınlara teslim ettikten sonra aşiret büyükleri dışında kimse kalmadı terasta. Yalnızca bir kişi eksikti ve o kişinin gelmeyeceğini düşünüyordu herkes. Gelemezdi. Kardeşinin daha yeni can aldığı, kan davalısı olduğu eve gelemezdi. Ama birçoğunun aksine Viyan Barzan korkak bir adam değildi ve yemek faslının bittiğini düşündüğü an çaldı konağın kapısını. Gözlerinde ölümün naraları işlenmişti. Sessizliğin çığlık çığlığa senfonisiydi oradan açığa çıkan. Kuru sıkı bir düğümle bağlanmıştı boğazı. Birbirlerinden onlarca, belki de yüzlerce can almış bu iki ailenin aynı ortamda bulunması ne kadar doğruydu bilmiyordu. Konaktan çıkarken annesinin dikkatli olması gerektiğini söylediğini, kız kardeşinin ayaklarına yapışıp gitmemesi için yalvardığı dakikaları düşündü. Korkuyorlardı, onun da babası ve abisi gibi toprak parçası olmasından, gitip gitmesinden ölesiye korkuyorlardı. Konağın kapısı ağır ağır açılırken aklındaki tüm düşünceler silinip gitti. Bomboş gözlerle kapıya bakarken bundan sonra ne yapacağını kestirmeye çalışıyordu. Bu avluda canının ondan sökülüp alınması muhtemeldi belki ama Kendal Ağa'nın sözlerine inanmayı seçiyordu. Kılına bile zarar vermeyecekleri kesin kes bir dille söylenmişti. Yaşlı bir adamın yalan söyleyeceğine inanmak istememesindendi belki bu yersiz inanç. Yıllardır süregelen kan davalısının sözüne güvenmek ne kadar doğruydu bilmiyordu ama o da aynen Kendal Ağa gibi şu işin bitmesini istiyordu. Bir sonraki kişi kendisi olduğundan değil, artık bir can daha kaybetmek istemediğinden. Karşısındaki gözleri ve dudakları ağlamaktan şişmiş kadının onu tanıması uzun sürmemişti. Gözleri kocaman açılıp hayretle kala kalırken kapının önünden çekilememişti bile. Viyana diye mırıldandı Zerya karşısında Barzan aşiretin ağasını görmenin şokuyla. Onun burada ne iş olabilirdi ki? Ardından kapıdan çekilmesi gerektiğini anımsayarak derhal çekildi kapının önünden. Ona boş bakan adamın yüzünden çekti bakışlarını ve başını yere eğip geçmesini bekledi. Zaten hemen sonra erkek kardeşlerinden biri belirdi yanlarında. Süheyl Kandemir öldürücü bir ifadeyle baktı bir yanağının yüzüne. Dua et, babamıza bir yeminimiz var ağa. Yoksa seni buraya gelmene gerek kalmadan öldürüp ailenin önüne aynı kardeşin yaptığı gibi bir it gibi atardım. Ben buraya hırgür çıkarmaya değil, davete icabet etmeye geldim Süheyl. Babamın ve abimin katillerin olduğu evde nefes almak benim de hoşuma gitmiyor diye hırladı Viyan öfkeyle. Sanki yalnızca onlardan can gitmiş gibi davranması kanına dokunuyordu.
Bu evde babasının, abisinin kanının elinde olduğu adam yaşarken ne mümkündü sabırla durmak? Süheyl konuyu uzatmayarak ona yol göstererek terasa yönelirken Zerya duyduklarının şokundan çıkamamıştı hala. Davete icabet mi demişti o adam? Babası 4 gün önce kardeşin cesetini ellerine teslim eden adamın abisini bu eve mi davet etmişti? Şaşkınlıkla arkasını dönüp merdivenlerden çıkan adamlara baktı. Aklı sisliydi ve o an düşünemiyordu olacakları. Yan ağanın gelişi tüm ağaları ayağa kaldırdı. Hepsiyle selamlaştıktan sonra sıra Kendal ağaya geldiğinde hiç tiksinmeden, gocunmadan ilerleyip yaşlı adamın elini öpüp alnına koydu. Büyüklerine hürmet etmek öğretilmişti onlara. Büyüklere saygısızlık yapılmayacağı anlatılmıştı. Bu yüzden hiçbir rahatsızlık duymadan yapmıştı bunu. Çünkü burada bir suçlu aramıyorlardı, çözüm arıyorlardı. Hoş gelmişsin oğul dedi yaşlı adam, kan davası olmasına rağmen kendisi hürmet eden adama. Hoş buldum Kendal ağa diyerek elini bıraktı yaşlı adamın. Ardından boş olan yere oturdu ve ağalara baktı. Bir karar almak için buradaydılar. O kararı az çok tahmin edebiliyordu fakat sesini çıkartmadı. Yine bir şeylerin hallolması için kendini feda etmesi gereken insanlara ihtiyaç olacaktı. O piyangonun ise kimlere vuracağı o sıralar merak konusuydu. Elini boyuna konuşuldu bu konu. Ağalardan biri kalkıp en sonunda iki tarafta da hiç erkek kalmayacak demesi ise gerçeği gözler önüne serdi. Gerçekten öyle olacaktı sonunda. Başka bir ağa anlaşmaya varılması şart artık dediğinde diğer ağalardan ona onaylayan bir uğultu yükseldi. Kendal ağa tam o sırada dikkatle büyüklerini dinlemekte olan adama baktı. O hürmet edişinden sonra içi ısınmıştı bu adama. Yapacağı şey için daha az vicdan azabı çekmesine neden değildi belki ama yüreği daha bir rahat olacaktı artık. Bu işin tek bir çözümü olduğu aşikardır diyerek sözü ele aldı Kendal ağa. Tam o sırada Viyan ile göz göze geldi. Akraba olacağız. Viyan ağır ağır yumdu gözlerini ve başını aşağı yukarı salladı. Bunun olacağını bile bile gelmişti zaten bu konağa. Şimdi her iki taraftan da kız alınıp verilecek ve bu kan davasına nokta konulacaktı. Kız kardeşlerinden birinin babasının ve abisinin katilleriyle aynı eve gönderecek olmak, öfkeyle bir soluk almasına neden oldu ama filmlerdeki gibi yıkıp dökmedi. Daha fazla kan dökülmemesi için kendilerini feda etmelilerdi. İleride kendi evlatlarını toprağa vermemek için, Allah'ın işine daha fazla karışmamak için. Bunu yapmak zorundaydılar. Eline boyuna konuşuldu bir süre bu konu. Ve sonunda tüm ağalar tarafından mantıklı görüldüğünde hangi kızını vereceğini söylemesi için Kendal ağa'ya dönüldü. Kendal ağa yüreği kanaya kanaya konuştu acıyla. En büyük kızım evlidir. Onun bir küçüğü Zerya'yı Viyana'ya veriyorum. Derken sesin titrememesi için tüm dirayetini kullandı adam. Viyan yüzünü buruşturmamak için çok direndi. Ardından kuru sıkı düğümün yer edindiği boğazını temizleyerek konuşmaya başladı. En büyük kız kardeşim Dicle'yi, bekar olan en büyük oğlunu Süheyl'e veriyorum derken öyle bir zorlandı ki Kendal ağanın da aynen böyle hissedip hissetmediğini merak etti. Bir kız alınmış, bir kız verilmişti. En yakın zamanda tüm hazırlıkların başlamasını da kararlaştırdıktan sonra bitmişti toplantı. Tüm ağalar bu kan davasının bir son bulmuş olmasından mutlu ayrıldılar Kandemir konağından. Fakat Viyan yüreğinden sızan irine engel olamamıştı. Yüreği parçalanıyordu. Kız kardeşinin akıbetini düşünmeden edemiyordu. Bu insanlarla aynı evde nasıl yaşayacaktı? Süheyl olacak kıl kuyruk ya ona kötü davranırsa? Ya canını yakarsa, düşüncelerin gidiş yönünü beğenmeyerek onları durdurduktan sonra çalıştırdı arabasını. Tüm ev ahalisinin alınan karar için onu beklediğini biliyordu. Arabasını Barzan konağının önünde park edip indi arabadan. Konağın kapısını açıp avluya girdi ve tüm ailesiyle karşılaştı o an. Kız kardeşleri onu görmesiyle rahatlayıp, bu sefer de mutluluktan ağlamaya başladığında gözüne ilişti Dicle. Mutlulukla sarılmıştı Berfin'in boynuna. Oğul diye soran anasına baktı.
ardından ona merakla bakmakta olan erkek kardeşlerine döndü. Bir anlaşma yapıldı derken gözlerini kız kardeşlerine çevirmedi. Bundan sonra iki aileden de kan dökülmeyecek. Erkekler anlaşmanın ne olduğunu sormaya tenezzül bile etmedi. Daha Viyan giderken biliyorlardı cevabı. Onun oraya çağrılmasını yalnızca böyle bir sebep mümkün kılardı çünkü. Kimi abi derken sesi titredi Civan'ın. Viyan gözlerini kaçırdığında anasıyla göz göze geldi. Annesi sanki aklını okumuş gibi Dicle odana çık kızım dedi. Viyan sıkıca yumdu gözünü. Kız kardeşine bunu yapıyor olmak dağladı yüreğini. Bir kor saldı. Anası ve kız kardeşleri avluyu terk ettiğinde Civan ve Azat ile kaldı. Kardeşlerinin gözünün içine bakıyordu. Elini ensesine götürüp sıkıntıyla kaşıdıktan sonra evleniyorum diyebildi. Civan ve Azat aynı anda şaşkınlıkla birbirlerine dönüp ardından yeniden abilerine döndüklerinde ikisinin de yüzleri kireç gibiydi. Abimin, babamın katilinin kız kardeşiyle evleniyorum lan. Burun kemerini sıkarak durdu birkaç saniye. Ardından yan tarafında duran masanın örtüsünü tuttuğu gibi üzerindekileri umursamadan çekti. Kırılan eşya sesleri tüm konakta yankılanırken birkaç şaşkın insan balkonlara çıktı. Fakat Viyan'ın öfkesini görüp hemen geldikleri yere geri döndüler. Viyan saçlarını sıkıca kavrayıp hırsla çekerken kız kardeşinin feryadını işitti. ''Ana ne diyorsun sen?'' diyordu kız kardeşi. ''Beni babamın, abimin katilin kardeşiyle mi evlendireceksiniz?'' Ağlıyordu kız kardeşi. Çaresizlik içinde, acizlik içinde ağlıyordu. Ama Viyan içindeki yangını söndüremiyordu. Erkek olduğu için ağlayamıyordu bile. Kırıp dökmekten başka ne yapabilirdi? Zaman insafsızdı. Yazgıları alnına kazıyan hayat acımasızdı. Gülmez miydi bir insanın yüzüne hiç? Kaderde varsa yaşanır denip illa sineye mi çekmek gerekirdi? Adaletsizlik değilse neydi bu peki? Şurada başını yere eğmiş ve babasının hükmünü kabullenmek zorunda kalmış olan genç kız da istemez miydi daha fazla hayatı yaşayabilmeyi? Henüz 20 yaşında ister miydi hiç tanımadığı, ellerinde ailesinin kanı olan bir adamla evlenmeyi? İstemezdi. Ama bir ışık yoktu. İstememe gibi bir şansı da. Bu yüzden de acizlik içerisinde kabullenişi, kabuk bağlamaya yüz tutmuş tüm yaralarını tekrar tekrar kanatması hep bu yüzdendi. İtip giden canlarının arkasından tutmasına fırsat bırakılmayan yaz, şimdi tüm kalbini kaplamış ve yaşarken ölecek oluşuna kadeh kaldırmıştı. Teslim oluyordu. Üzerine atılacak toprağa razı, Azrail'ine teslim oluyordu. Zerya, yedik açtı kapısını kardeşi Zişan. Ama dönüp bakmadı kadın. Yürek ağırlığının altında dümdüz olmaya devam etti. Abla, konuş lütfen. Ne söyleyeyim Zişan, misal ver diyerek kaldırdı başını Zerya bu sefer dayanamayarak. Öfkesini, sinmişliğinin acısını kardeşinden çıkartamazdı elbet. Zaten elden ne gelir? Onun haddine bile değilken konuşmak nasıl döker sözcüklere içindeki acıyı? Özür dilerim abla dedi Zişan hıçkırığının sesi duyulmasın diye eliyle ağzını örterken. Bunları yaşamak zorunda kaldığın için çok özür dilerim. Sen niye özür diliyorsun ki Zişan dedi Zerya bakışlarını kardeşinin koyu kahve gözlerine dikerken. Özür dilenecek ne var ki? Abilerimin, onların çocuklarının hayatlarını kurtarıyorum. Anamın içine akıttığı yaşlar durulduktan yıllar sonra yeniden akmasın diye kabul ediyorum. Üzeyir ve Yakup abim ile gömdüğü yüreği biraz ferahlasın diye gidiyorum. Gözyaşlarını saklamak için başını yana çevirip sertçe ısırdı at dudağını. Ailem için feda ediyorum kendimi. Abla ağlama diyerek yatakta oturan ablasına doğru gitti Zişan. Yatağa oturup hıçkırmamak için iç çeken ablasına sarıldı sıkıca. Tüm acısını alıp kendi sinesine çekmek ister gibi, isyan etmesin diye onun acısını kendi içine gömmeye razı gibi. Ama olmuyordu, olduramıyorlardı artık. Dilovan ana yavaşça açtı kızın odasının kapısını.
Kapıyı kapatırken kızların ağladığını görmek, sesini işitmek dağladı yüreğini. Bir ananın elinden evladının gözyaşını dindirecek hiçbir şey gelmiyordu. Var mıydı bundan ötesi? Engelleyemiyordu evladının canlı canlı mezara gömülüşünü. Eli kolu bağlı, lal olmuş diliyle izlemekle yetiniyordu. Yapabileceği hiçbir şey de yoktu zaten. Karar verilmişti. Ana diye soldu Zişan, burnunu çekmeye bir son verirken. Hilovan ana, yüreği pare pare baktı birbirine sarılmış ağlayan kızlarına. Ardından bir an gözlerini yumup tekrar açtı ve karşısında kendine çeki düzen vermeye çalışan kızını buldu. Zeryam, dedi yaşlılığın ses tınısına bulaştırdığı ağırlıkla. Hadi sen bizi yalnız bırak Zişan. Zişan derhal yataktan kalkıp odayı terk ettiğinde anne kız odada yalnız kaldılar. Hilovan ana kızcağızına baktı içi yana yana. Derin bir anlam yüklüydü zamanın etkilemeye gücünün yetmediği gözlerinde. Üzerine çökmüş ağırlığa, yüreğine silmiş acılara rağmen dimdik ayakta durmaktaydı kadın. Durmak zorundaydı da, Doğu'nun, Güneydoğu'nun kadınları yıkılamazlardı. Onlarca yük varken hele omuzlarında, asla ama asla yıkılamazlardı. Pes etmek onların lügatinde yoktu. Olamazdı da. Ana, dedi Zerya ağlamaktan çatallaşmış sesiyle. Annesinin kapkara gözlerindeki anlamın büyüklüğünü o da seçebilmişti. En az kendi içi kadar yanmaktaydı anasının içi de. Ona bir dert daha yüklettiği için kızdı kendine, saydı, sövdü. Yüreği onca olayı zor kaldırırken bir de bunu bindirmişti anasının yüreğine. Nasıl kızmazdı ki kendine? Kurban olduğum, göz bebeğimden sakındığım yavrum diyerek yatağa oturup sıkıca sarıldı kızına. Başının tepesine dudaklarını bastırıp içi ezile ezile öptü kızını. Anan her zaman yanındadır kızım. Seni ellere veriyoruz diye sakın darılmayasın bize. Bilirsin, baban çok sever seni. Elden başka bir çare gelseydi eğer, işte o vakit çiğnerdi tüm sözlerini, yer yutardı, yine de seni vermezdi onların ellerine. Biliyorum ana, artık bir çarenin olmadığını da, babamın öyle yapacağını da biliyorum. Ama içimdeki lanet his buna rağmen geçmek bilmiyor. Sanki biri boğazlıyor beni. Bu evden gelin olarak değil de sanki ölü olarak çıkacakmışım gibi hissetmeme engel olamıyorum. Korkuyorum ana, dedi genç kadın aklından silmeye çalıştığı düşünceleriyle. Elden hiçbir şey gelmiyor oluşu dokunuyordu bu konağın tüm bireylerine. Ama olmuyordu işte. Başka bir yol da bulamıyorlardı. Korkmayasın kızım, baban da, anan da her daim arkanda senin. El ellerinde ezilip, kakılırım da sanma. Sen Kandemir aşiretinin kanını taşıyorsun. Hiç kimse sana bir şey yapamaz. Buna inanmak, tutunmak istedi genç kadın. Böyle olacağı düşüncesine sımsıkı sarılmak istedi. Kim bilir, belki de kendini kandırmak istedi. Elli gün sonra akıp gitmişti zaman tüm yaşanmışlıkların üzerinden bir boya gibi. Silemediği, hala açıkta bıraktığı yerleri vardı lakin kimsenin onları gördüğü yoktu. Artık gözler o açıklıklara kördü. Özellikle görmez, bilmez olmuşlardı. Neredeyse iki aydır kimse cesaret edemiyordu kan davası adını dillerine almaya. Kendal Ağa öyle bir veto koymuştu ki haddini bilmeyen adam kalmamıştı ortalıkta. O sırada da düğün hazırlıklarına başlanmıştı. Her iki taraf da çeyiz alıp çeyiz vermişti. Alışveriş yapılmıştı. Birbirini gördüğü anda yolunu değiştiren evlenecek gençlerden başka sıkıntı yoktu ortada. Ne Süheyl, ne Zerya, ne Viyan, ne de Dicle görmek istiyordu birbirlerini. Alışverişe çıkıldığı zaman birbirlerini öyle bir görmezden gelmişlerdi ki, büyükler bir an varlıklarından şüphe bile duymuştu. Ama herkesin tek umudu vardı. Zaman. Düğün günü gelip çattığında artık nefesler tutulmuş ve kaderin senaristliğini üstlendiği yeni oyun başlamıştı. Kimi ne bekliyordu bilinmez ama bu dört genç tünelin sonunda bir ışık beklemiyorlardı.
Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.